Samsun Bafralı. Bafra'dan 1915'te göç etmiş bir aile. Büyük çiftçi, tütün ve buğday. Tabi İstanbul'a geliyorlar. 1926 senesinde bir yumurtacı dükkanı var. Arkadan şarküterici oluyor. Tabi varlık vergisi geliyor. Şimdi erzak pazarı 52 bin lira gibi bir ödenek için kurtuluştaki bir binayla erzak pazarı kapatılıyor. Ve dedem Feriköy pasajının içinde küçük bir şirin şarküteri pastanede bir ekmek yapıyor. Küçük patisiyeli ekmekleri yapıyor. Dedem onun büyüğünü yaptırıyor. Meryem'in ekmeği, dedemin jambonları ve işte içine koyduğu Amerikan salatası evde yapılıyor çünkü. Rum Ermeni ortak yapımı. Hani benim adım Boğuz, bana bir sürü insan Oğuz diyor. Artık kızmıyorum. Rahmetli Hrant Dink Fırat değil miydi? Fırat diye yaşadı Fırat'cığım. Ne diyelim? Baktım mı Oğuz o kadar çok Oğuz olmaya başladı ki artık ben de Oğuz demiyor. Ya benim bir sürü Ermeni arkadaşım da bana hala Oğuz der. Üniversitede mezun olduktan sonra bir iş yeri açtım. İş yerinde tabii ki İlk heves kartvizitler falan basılır ki ona buna. Hayır. Oğuz. Bir grup Oğuz bastırdım, bir grup Oğuz bastırdım. Adamına göre. Moda sektörü işte insanlar geliyor ama bakıyorum biraz sohbet ediyorum. Nasıl bu adam falan filan. Bir kartımı vereyim size. Açıyorsun çekmeceyi. Bakıyorum ha bu Oğuzlu. Valla bu çözüme içilir. 19 Ocak 2007 yılındaki o meşhum olaydan sonra atölyeye geri döndüğümde ilk yaptığım iş Oğuz'a çekmeceye çıkardım. Bütün Oğuzları yırttım. Bravo. Aslında benim adım Ovadya. Fakat kaşla göz arasında ben Nesim oldum. Soy ismimin İsrail olması çok çarpıcı gelmiştir çevreme. Bana mesela Azrail derler çok yerde böyle dalga geçmek için. Çevremdeki diğer Yahudi arkadaşlarımın zaman içinde isimlerinin değiştiğini biliyorum. Kardeşimden de biliyorum. Kardeşim de ismini değiştirdi. Ben anne babamın yerinde olsaydım çocuklarıma bu isimleri vermezdim. Mesela adım Simon Allen. Diyorlar ki niye yurt dışından geldin diyorlardı. Sanki yurt dışında doğmuşum da buraya gelmişim, askerlik yapmaya gelmişim gibi. Yoklama yapılıyor ilk ders falan. Buna da Nikol Şapka denilince teneffüse çıkıyoruz. Herkes etrafımda uzaydan gelmiş birisi gibi bana bakıyorlar. Ve bana şöyle hitap ediyorlar. Sen anlıyor Türkçe? Rahat konuşun canım dedim, biliyorum. Ha, konuşuyor Türkçe. Biliyorum da ben. İsim soy isim söylendiğinde nerelisiniz diyorlar. Evet. Tabii. İstanbul nerelisin diyorsun. Yok yok, aslen nereli. Aslen nereli. Ah, İstanbul diyorsun. Hayır, nereden geldiniz? Abi bir yerden geliyorsun. Hayır, sen. Nereden geldiniz abi? Yani bir yerden gelmiş olman lazım. Yok yok. Çünkü benim tanıdığım birisi yok. Bu isimde diyor adam yani. Nereden geldin? Babam Konya Ereğli, annem İstanbul Bağlarbaşı'lı. Babam bilmiyordu Ermenice konuşmayı. Annem de tam tersi. Ermenice öğretmeni, yani sınıf öğretmeniydi. Emekli. Orada Ermeni okulu yok Konya Ereğli'de. Bir de babam ilkokul terk. İstanbul Üniversitesi'nde Cornelia Camellia olarak geçerdi kayıtlara. Ve onu ben 4 sene boyunca değiştiremedim. Camellia olarak gittim. Camellia kadın. Ne konuşuyor bu dedi adam. Kız kardeşim dedi ki Rumca konuşuyor. Aa Rum dedi. Kıbrıs aldınız bizden siz. Yok kız kardeşim. Kız kardeşim dedi ki vallahi ben bir şey almadım. Adam böyle bakıyor şimdi. Sana bir şey verdiler mi diyor adama. Adam da böyle kaldı. Kafası karıştı adamın. 1915'te Sivas'ta bir köydeki aile komple diyorlar ki hazırlanın gideceksiniz edeceksiniz. Balyalar hazırlanıyor ediliyor filan. Baba gitmiş. Düven nedir biliyor musunuz? Harman yerinde, evet. Altı dişli. Baba düveni tamir ediyor. Dişler düşmüş, onları yerliyor. Çocuk geliyor, diyor ki baba ne yapıyorsun? Gidiyoruz diyor. Ebe oğlum diyor, biz gideceğiz diyor. Bizden sonra birileri gelecek buraya diyor ve kullanacak bunu diyor. Diyarbakır'da 1915 olaylarından sonra maden ustası kalmamış. Bir tane. Yıllarca maden çıkarılamamış. Şimdi zaman geçtikçe iyice azaldık. Yani belki eskiden daha çok hani Rum ustalar, işte Ermeni ustalar varmış. Hani onlar artık babalarımızın hatıralarında dinliyoruz Rum ustaların, hatta Ermeni ustaların hikayelerini. Mesela bir Yahudi olarak dünyaya geldiğiniz andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz de polis olamazsınız, kaymakam olamazsınız, vali olamazsınız, hakim olamazsınız, savcı olamazsınız, muvazzaf subay olamazsınız. Bunlar da hiçbir yerde yazmaz. Yani olunmaz diye bir yasak yoktur. Babama ilk başlarda yardımcı oldum. İşte torna, pres işlerinde özellikle. Ve halen bu işi sürdürmekteyim. Perşembe pazarında.
Azınlık olmak, valla diken üstünde durmak gibi bir şey yani. Demiştim ki bir Yahudi ile bir Alevi ile işim olmaz. Morris'le tanıştık ve tabii ki bu sözümü defalarca yedim ve çok utanıyorum. Yahudi dediğim zaman, ha Türk değil mi diyorlar. Hayır Türk diyorum. Nasıl? Yahudi, dini Yahudi diyorum. Aa diyorlar, onlar da Allah'a inanıyor mu? Ohannes Usta dediğiniz zaman hani babam bilen yoktu burada ama Kaptan Usta dedikleri zaman herkes parmağıyla gösterdi. Lakabıyla anılıyor. Futbol kaptanlığından lakabı orada kalmış. Rumeli Hisarı'ndan kalma bir lakabmış. Nerede yaşarsak yaşayalım bu çoğunluğu biz biliyoruz. Bu multikültür, bu yemekleri, bu dilleri, bu şarkıları. Ben Paris'li olsam, New York'lu olsam bu çoğunluk benim içimde olmazdı. Her şey insanlar yapıyor. Olumsuzlukları da, çatışmaları da. Ben yani açıkçası onlardan uzak durmaya çalışıyorum. O konularda çok fazla takılmamaya gayret ediyorum. Tabii insanın doğup büyüdüğü yer farklı bir şey. Hrant Dink demişti ya, biz başka şeyde gözümüz yok yani, bu toprağın altına gireceğiz diyordu. Hagop Baroyan diye bir yazarımız var bizim. Bir de Güllü Agop diye bir adamımız var bizim ya, ki. Tiyatronun babası. Ya. Bu adamın mezarını, ki kayıptı bu mezar. Sonuç olarak ben bu mezarı buldum. Güllü Agop ihtida ettiği veya ihtida ettirildiği için, bu da bir tartışma konusudur. Mezarında taş yoktur. Aslında bu mezarı 1972 yılında Vasfi Rıza Zobu bulmuş. Ve üzerine taş yaptırmış. Zobu da orada zaten. Mezar taşı var, Latin harfleriyle yazıyor. Burada Türk tiyatrosunun kurucusu, kurucularından biri değil, kurucusu Güllü Yakup Efendi yatmaktadır. Fatiha. Osmanlı'da gerçekten tiyatronun başlaması Ermenilerle olmuş. Bu tabii bir inkar edilemeyecek bir gerçek. Ya tabii şöyle demiş. Kilikya bölgesindeki büyük manastırların papazlarının 7 haftalık büyük oruçta yedikleri ete benzeyen ve ama içinde et olmayan, hayvansal olmayan bir formüldür. Aynı şey keşkektir Halisa'dır. Keşkek etli. Kuru et, buğday ve tereyağı. Evet. O kombinasyon. Demokrat Parti Gestapo'larındaydım o zaman. Bir baktık ki vapurdan çıkanlar sopalarla sağa sola saldırmaya başladılar. Yeniköy'de o zaman 39 tane dükkan vardı, esnaf vardı. 3 tane Ermeni dükkanıydı, diğerler Rum dükkanıydı. Sabah kalktığımızda dükkanlarda cam çerçeve diye bir şey yoktu yani, bir şey yoktu, boştu. Dükkanlar boş. Sabah dedi amcamın oturduğu ev, dört katlı bir apartman amcama aitti. Kiracılardan bir tanesi bir polis emeklisi. Yani polis Müslüman emeklisi. Yani. Müslüman, evet evet. Yani bu adam çıkıyor, kimseyi yaklaştırmıyor. O eve, o apartmana ve yakınındaki birkaç apartmana. Annem genç, çok genç, 24-25 yaşında annem. Çok korkmuş, birden karşıdaki bakkal çıkmış. Benim madamıma dokunmak yok diyor. Annemin bütün oturduğu yeri, bütün köşeyi koruyor. Bizim mahallede de mesela
Halit diye bir arkadaşımız vardı. Onun babası deniz albayıydı. Ve adam kılıcını çekti, mahallenin ortasına durdu böyle. Evet. Ben Türk askeriyim, önce beni keseceksiniz. Ama bravo ya, bu da var. Benim babam o zaman kendinden 10 yaş büyük abisiyle Terzi Blum'un yanında çırak bindi. Kule dibindeki evine doğru giderken yolda artık hangi çikolatacıysa çikolatalar yerde. Babam da çocuk, yani 10, 11, 12 falan yaşında. Onlardan alıp cebine doldurup gitmek istiyor. Birisi durduruyor. Bırak diyor, onlar gavur çikolatası. Babam da bırakıyor. Şimdi 75'inde hala anlatıyor. Subaylar o zamanlar bütün Hristiyan gayrimüslim evlerini dolaşarak siz bizim güvencemiz altındasınız, merak etmeyin, üzülmeyin diye bütün evleri dolaşmışlardır ertesi gün. Bizim Diyarbakır'da Süryanilerin çoğu, Ermenilerin de öyle. Hepsi esnaf. Annem, babam, akrabalarımız kendi aralarında konuşuyorlar. Eşyalarımızı avluya koyalım, kapılarımıza gelirlerse bunu yakalım, ondan sonra canımızı alsınlar. Cumhuriyet kuruluyor, dünya savaşları, bağlılık vergisi falan. Bütün bunlar bana anlatılıyor ve ben zannediyorum ki herkes bunu biliyor. Kimse yanlış öğretildi deniyor. Çıkana kadar kimse ne 6-7'yi bildi, ne bağlılık vergisini. Öteki nefret filan diye konuşuyoruz ya. Bu bir zihniyet. Bu bir zihniyet değişikliği olsa. Neve Şalom bombalanması vardı. Filistinliler sinagogu basmışlardı ve içeride silahlı tarama yaparaktan galiba 20 küsür kişi öldürmüşlerdi. Yani aslında Filistin davasına destekçi bir kişiyim ama bu anlamda yapılan eylemler tabii ki tasvip ettiğim eylemler değildi. Farklı olduğumuzu aslında anlıyorsunuz. Bu farklılığın da aslında biraz daha ilk başta kaygısını hissediyorsunuz. Okudukça öğreniyorsunuz. Ama olgunluk ve yaş gerekiyor. Bir temsilcisi olduğunuz, evet. Yani bir misyonunuzun olduğu, bir sorumluluğunuz olduğunuzu içiyorsunuz. Hatta bu da bazen yavaş yavaş ilerledikçe şuraya geliyor. Hani iyi azınlık olmak hikayesi. Yani temsilci olarak iyi olmak durumundasın. Yani burada bir parantez açayım. Yani Türkiye'deki azınlıklar belki de Türkiye'ye en az sorun yaratan milletidirler. Bizim 4 katlı bir binada oturduk. O 4 katın her birinde farklı bir etnik aile yaşıyordu. En üst katta Kurtuluş Kilisesi'nin başpapazı otururdu. Onun altında biz oturduk. Bizim altımızda Ermeni bir aile ve girişte Müslüman bir aile oturdu. Sırayla Paskalya yumurtası da boyar yerdik. Bizim hamursuzdan da ikram ederdik. Çörekler de gider gelirdi. Ondan sonra Kurban Bayramı'nda kurban eti kesilirdi. Yani böyle büyüdük zaten. Galatasaray'a geldikten sonra da sınıftaki yegane gayrimüslim bendim. Öyle ki din dersi olduğunda beni sınıfın dışına yollamazlardı bile. Çünkü tek başına kalacak, sıkılacak, ne yapacak bu çocuk bu karda kışta diye sınıfta oturdum. O arada namaz kılmayı da öğrendim. Bir arkadaş var, kendisi bir belgesel film yapmak istiyor Süryanilerle ilgili. Nereden bu geldi deyince, ya dedi benim dedi annem, kendi anne babası da öğretmen olduğu için Mardin'e tayinleri çıkıyor ve orada da çocuk olarak ilkokulda orada Süryanilerle beraber bir eğitim hayatı oluyor. Tabii sonrasında da ayrılıyorlar. Ama diyor ki annemin hiç unutmadığı mavi gözlü bir saray var. Aradan geçmiş 50 sene. Gel bu sarayı bulalım. Biz sarayı Berlin'de bulduk. Çok sevindim. Bak buradayım, gözlerinden hatırladım. Evet. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Gerçekten. Bu toprakların sahip çıkmak belki en çok da bizim görevimiz. Biz zorundayız, mecburuz. Evet, mecburuz. Biz buna mecburuz. Vallahi her şeye rağmen umudu yok, tutmak lazım. Yok, ben şöyle söyleyeyim. Kesinlikle ayrılıklardan, ayrı farklı düşüncelerden korkmamak. Bunu bizim söylememiz lazım. Arkadaşlarımızdan bir tanesi Aki. Aki de 64'te zorunlu olarak Yunanistan'a giderken onlar bir çuval Burgazada toprağa götürüyorlar. Ve o toprak Aki'nin yayasının evinin balkonunda duruyor. Galiba bu adetmiş. Ve Burgazlı biri öldüğü zaman Yunanistan'da, Atina'da veya Selanik'te çünkü dağılmışlar, haber gidiyor. O toprak
oraya gidiyor ve mezarın üzerine dökülüyor. Ve Akin'in yayası her sabah balkona çıkıyor, bakıyor ne kadar toprak kalmış. Bana kalacak mı oğlum, bunun için bakıyorum diyor.